Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın yanına bir şeyler hazırlamak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle patates salatası yapacağım. Bunun için malzemelerimi hemen sayayım. 3 adet patates kullanacağım. 4 adet yumurta, yeşil soğan, limon suyu, zeytinyağı, dereotu, maydanoz, kırmızı pul biber ve karabiber kullanacağım. Tabii ki tuz kullanacağım. Yanında da havuç tarator yapacağım. Bunun için de malzemelerimi sayayım. 4 adet havucum var. Yeteri kadar sarımsak, yoğurt, ceviz ve tuz kullanacağım. Ve üzerine kırmızı pul biber ekeceğim. Öncelikle tabii ki yeşilliklerimi suya ıslatayım ve patateslerimi, yumurtalarımı haşlamaya koyayım. Patatesleri yıkadım, ılık suya koydum. Haşlanacaklar. Tabii ki suya bir miktar da tuz atıyorum. Kaynamaya bırakacağım. Biraz iri olduğu için haşlanması da birazcık uzun sürecek. Hadi bakalım. Bu arada ben diğer malzemelerimi hazırlamaya başlayayım. Yumurtaları küçük bir tencereye koydum ve soğuk su koydum. Size bir püf noktası vereyim bu arada. Yumurtaları haşlarken 2-3 damla elma sirkesi atarsanız içine kesinlikle yumurtalarda çatlama, kırılma olmuyor. Bu şekilde. Evet, yeşilliklerimi de ıslattım. Tabii ki elma sirke suyla. Yavaş yavaş malzemelerimi hazırlıyorum. Bu arada patateslerim de kaynamaya başladı. Bakalım ne kadar sürede pişecek. Patates ve yumurtalar haşlanırken ben bu arada hemen havuçlarımı da halledeyim. Bazen delirik yapmayacağım. Küçük küçük halka halka doğrayacağım havuçları. Tavada sıvı yağla birlikte kızartacağım. Evet, havuçlarımı halka halka doğruyorum. Rendeleyip de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Görüntüsü de daha güzel olduğu için halka halka kesip doğruyorum. Havuçları tavaya aldım. Bu arada sıvı yağını koydum, tuzunu koydum. Ve ekstra olarak bir diş sarımsağını kızarırken de atıyorum ki iyice tadını, aromasını çeksin. Üzerine de yoğurtlu sarımsak yapacağım ama yine bu şekilde de daha lezzetli oluyor. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Şimdi ocağıma alıyorum. Yumurtalar da haşlandı. Altını kapatacağım. 5-6 dakika boyunca haşlamayı bıraktım. Soğumaya bırakayım onu da. Bu arada patateslerime baktım, çok az kalmış, inşallah 10 dakikaya haşlanacaklar. Ben bu arada yeşilliklerimi doğramayla başlayayım işe. Salatamın yeşilliklerini doğrayacağım ince ince. Soğanla başladım. Maydanoz ve dereotu. Siz damak zevkinize göre azlığını, çokluğunu ayarlayabilirsiniz. Ya da hangisini daha çok seviyorsanız onu daha fazla koyabilirsiniz. Maydanozlar da oldu. Şimdi sıra dereotunda.
Dediğim gibi malzemelerini siz sevdiğiniz yeşilliğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, dereotu da oldu. Havuç için sarımsaklı yoğurdumu da hazırlayayım bu arada. Yoğurt az dinlendiği zaman sarımsakla birlikte lezzeti daha da güzel oluyor. İyice aromasını çektiği için. Sarımsağımı da minik rendemde rendeliyorum. Sarımsaklarım hazır. Çok hafif bir pul biber atıyorum. Ve yoğurdumu da ilave edip güzelce karıştıracağım. Dinlendiği zaman çünkü dediğim gibi daha da iyi aromasını çekiyor. Malzemelerim olana kadar, havuç pişene kadar dinlensin. Havuç da bu arada olmak üzere. Ağzını kapatıyorum tavanın, daha sonrasında açacağım. Yumurtalar da soğudu. Hemen onları da soyayım. Yumurtalarımı ortadan ikiye bölüyorum. Görsel olarak da güzel duracak çünkü. Tamam, bu da bitti. Vallahi emek vermeden yemek olmuyor. Patateslerim de haşlandı. Onları da soyalım. Salatamın limonu da sıkalım. Patatesleri dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Küp küp keseceğim. Limonu, tuzu ve zeytinyağını koydum yeşilliklerin üzerine. Patateslerimi de ilave edeyim. Güzelce karıştırayım. Karıştırıp servis tabağına alacağım. Patates salatam hazır. Servis tabağıma aldım. Yumurtaların üzerine karabiber, bazen de kırmızı biber koydum. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Havucumu da son çekimini vereyim. Çok az kaldı. Yoğurdunu dökeceğim sadece. Havucum da hazır. Üzerine yoğurtlu sarımsak döküyoruz. Çok az da pul biber koymuştum. Dilerseniz biberini daha fazla da koyabilirsiniz. Kızarırken de sarımsak attığım için çok lezzetli tadı olmuş. Baktım, kokusu da muhteşem. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim.
Örgümlü bu şekilde üzerine ceviz de koydum. Çok ince öğütüp komple de dökebilirsiniz, tercih sizin. Ben bugün çayın yanına bu şekilde tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gayet güzel de görünüyor. Tatlarına da baktım. Bu arada kanalıma abone olup zili açarsanız sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak adına. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel videolarda, sağlıklı günlerde inşallah görüşmek, buluşmak dileğiyle diyelim. Sağlıkla kalın.